Güzel geçer hocam. Emekler boşa gitmez. Yani böyle bir seri başlatıldı. Ne güzel. Devamı da geliyor. Sizlerin Portreler sayesinde, de serisi de yapımın var. ve İnşallah hepsi sizlerin güzel olacak. sayesinde. Evet hocam. Efendim, bugün 25 Eylül 2021 Cumartesi saat 14. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin öğretime başlamasının 85. yıl dönümü münasebetiyle başlattığımız konferans serimizin 10.sunda bir aradayız. Bugünkü konferansımızın konusu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türkolojinin kuruluş öyküsü. Bu konuyu bize Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Aysu Ata hocamız anlatacaklar. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim Dekan Bey, Dekanım. Evet, Sayın Dekanım ve değerli dinleyiciler. İlk olarak bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. DTCF'nin kuruluşunun 86, derslere başlamasının 85. yıl konferanslarının 10.suna hoş geldiniz. Aslında siz gelmediniz, biz size konuk geldik. Ve bundan umarım memnun kalırsınız. Sözlerime başlamadan önce Dekan Bey'den bir ricam olacak. Buyurun Olsun mu sayın hocam? hocam. Elbette. Evet. Ben bir konferans, bir konuşma daha rica ediyorum sizden. Nedenine gelince benim bugünkü konuşmamda kuruluş öyküsü işlenecek. Yani Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşunda asıl amacın ne olduğu, bunun nasıl gerçekleştiği ve Türkoloji kürsüsü yani bölümünün kuruluşundaki öğretim elemanları, öğrenciler ve onlara verilen dersler konusunu ele alacağım. Bu konularda daha önce sayısız yazı okumuş ve dinlemiş olabilirsiniz. Fakat bir de beni dinlemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra yapacağım sunumda kuruluştan sonraki dönem işlenecektir. Şimdi 10. konferansa yaraşır 10 puanlık bir sunum hazırlamış mıyım? Birlikte değerlendirelim. Evet. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluş öyküsü. Sözlerime şairliği kadar eğitim hayatına getirdiği katkılarıyla da bilinen 1867 İstanbul doğumlu Tevfik Fikret'ten aldığım şu dizelerle başlamak isterim. Ne paşayız biz ne beyiz, ilim aşığı talebeyiz. Ayrı gayrı ne bilmeyiz, farkımız yok, biriz eşiz. Hep mektepli, hep kardeşiz. Beşiğimiz bu topraktır, bayrağımız bu bayraktır. Ayrılık bizden ıraktır, farkımız yok, biriz eşiz. Evet, hepimizin eşit olduğu bu topraklarda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türkolojinin kuruluş öyküsüne başlayabiliriz. Batılı bilimsel eğitimin temeli olan üniversiteler günümüz çağdaş bakışı ile 1800'lü yıllarda öğretim yaşamlarını başlatmışlardı. Bizdeki kuruluş girişimleri ise 1836 yılından sonra olmuş. Osmanlı İmparatorluğu batılılaşma çabalarını ilk önce mevcut medrese yönteminin dışında üniversite kurma girişimleriyle başlatmıştı. Batılı anlamda ilk üniversite, Darülfünun'un kuruluş öyküsünü Profesör Doktor Ekmenettin İhsanoğlu'nun 1990 belleteninin 210. sayısında yer alan çalışması ile İrkika 2010'da yayımlanan Darülfünun'un da Osmanlı'da Kültürel Modernleşmenin Odağı adlı iki ciltlik kitabını da ilgililere hatırlatalım. İhsanoğlu Darülfünun'un adını şu şekilde açıklar. Bu müesseseye Darülfünun'un adının verilmesinin sebepleri şimdiye kadar tam olarak açıklanmamıştır. Fenler evi manasına gelen Darülfünun'un o günün şartlarında medreseden ayrı bir müessese olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koymak için
o ad verilmiş olmalıdır. Fen kelimesinin çoğulu olan fünun kelimesi o dönemin literatüründe her zaman ulum ve fünun terkibinde kullanılırken ulum yani dinler yani ilimler daha çok dini ilimler kelimesinden ayırt edilmiş ve darfünun terkibinde yalnız kullanılmıştır. Bu da müessesenin daha çok fen kelimesiyle eş anlamlı olarak yeni tip batı kaynaklı bilimlerin eğitimli yapılacağı bir eğitim müessesesi şeklinde düşünüldüğünü göstermektedir. İsim ve içerik konusu darfünun'un açılışına böyle yansıyor. Kısaca söyleyecek olursak imparatorluğun batılılaşmaya bakışı da böyle. Eksik olanı tamamlama. Yani medreselerin tedrisat programlarında yer almayan yeni bir program. Bu düşüncelerle kurulan Darülfünun bir türlü kuruluşunu tamamlayamaz. 1839'da başlayan bu girişim 1900'e dek sürer. İlk Darülfünun kurma girişimi 1845 yılında, ikincisi 1865'te, üçüncü teşebbüs 1873 yılında, dördüncü ve son teşebbüs ise 2. Abdülhamit zamanında gerçekleşmiştir. Bir de Cumhuriyet'in 10. yılında 1933'te bir değişim daha yaşar üniversite. İlk kuruluş teşebbüsünden 88 yıl, ikinciden 68 yıl, üçüncüden 60 yıl geçmesine rağmen yeniden yapılanma ihtiyacı düşünülmüştür. Aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bu ihtiyaç duyulmaktadır. 1924 yılında okulun bahçesinde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilere hocalar tarafından günah diye izin verilmemesi ve cezai işlem başlatılması bu ihtiyacın önemli sebeplerinden biridir. Atatürk'ün 1930 yılında Darülfünun'u ziyaretinde de gördüğü durumdan memnun olmadığı bilinmektedir. O, ülkenin kalkınması için Darülfünun'un gelişmiş ülkelerin üniversiteleriyle rekabet edebilecek nitelikte olmasını elzem görmüştür. Emin yani Muammer Raşit Bey ile görüşmesinde ihtiyaç duyulduğu ifade edilen tutarın en az iki katı paranın Darülfünun'a harcanması gerektiğini söylemiştir. Darülfünun'da köklü bir ıslah çalışması gerektiği halk tarafından da dile getirilip müderrislerin Darülfünun'u geçim kapısı olarak değil, bilime hizmet yeri olarak görmesi gerektiği görüşü gazetelerde yazılıyordu. Mustafa Kemal Atatürk ziyaretinde Darülfünun emini Muammer Raşit Bey'den hocaların bilimsel çalışmaları ile ilgili bilgi istemiş, aldığı yanıttan ve genel durumdan memnun olmamıştı. Çağdaş akademik gereksinimlere uygun bir öğretim kadrosu oluşmadığı için bu son yapılanmada büyük oranda öğretim kadrosu hasar görür. Benzer sarsıntıyı kuruluşundan 10 yıl sonra DTCF'de yaşar. Birinin kuruluşunda o günün gereği emperyal bir bakış açısı sağlanmaya çalışılırken Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşunda değişen dünyanın yeni gözdesi ulus devlet düşüncesinin bakış açısı hakim olur. Bu bakış açısına göre öne çıkan en önemli değerler dil ve tarihtir. Atatürk'ün 1930'da başlattığı Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en önemli girişim kültür alanında olur. Dil ve tarih bu savaşta ilk sırayı alır. İlk önce dile hep birlikte bir bakalım. 1930'da Türk Ocakları 6. Kurultayı'nda Atatürk'ün isteği üzerine bir Türk Tarih Heyeti kurulur. Komisyonun görevi Türk tarih ve uygarlığının bilimsel bir şekilde incelenmesi çalışmalarını gerçekleştirmektir. Türk Ocakları feshedildikten sonra tarih çalışmalarına devam edebilsin diye 15 Nisan 1931'de Türk Tarihi Tetik Cemiyeti kurulur.
Bu cemiyet daha sonra 1935 yılında Türk Tarih Kurumu adını alır. Cemiyetin amacı bütün eski uygarlıkları Türklerin kurduklarını söyleyen milli bir tarih tezi yaratmaktı. DTCF'nin kuruluşundan itibaren Yeni Çağ Kürsüsü'nde öğretim üyeliği yapan 1950-1951 arası fakülteye dekan olarak seçilen, lisans ve doktora eğitimini Almanya'da yapan Bekir Sıtkı Baykal, Kemalist tarih tezini şöyle anlatır. Türk milletinin tarihi şimdiye kadar tanıtılmak istendiği gibi yalnız Osmanlı tarihinden ibaret değildir. Türk'ün tarihi çok daha eskidir. Türk sarı ırktan değildir. Türkler beyaz ırktan insanlardır. Bugünkü yurdumuzun sahipleri eski kültür kurucularıyla aynı vasıfları taşıyan insanlardır. Orta Asyalıların torunları olan bugünkü Türkler, dünya uygarlığını yaratan insanların soyundandır ve bu uygarlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır. Dünya uygarlığı bu insan uygarlığı bu insanlığın ortaklaşa malıdır. 1929-1932 yılları arasında büyük ölçüde şekillenmiş olan tarih tezini tanıtmak amacıyla 2-11 Temmuz 1932 tarihinde Ankara'da Halk Evi'nde 1. Türk Tarih Kongresi yapılır. Marif Vekili Mahmut Esat Bozkurt'un resmi girişimi ve Atatürk'ün inisiyatifiyle açılan kongrenin amacı Türk tarih tezini resmi bir şekilde daha geniş kitlelere duyurmak, ayrıca çağdaş ders kitaplarını geliştirmekti. Kongreye gelenlerin 198'i lise ve ortaokul öğretmeni, 18'i üniversite profesörü ya da asistanları, çoğu meclis üyesi olan 25'i de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyesiydi. 33 aktif katılımcıdan 15'i kongreye bildiri sunar. Kongre herkesin bildiği üzere tartışmalarla geçer. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü'nün ilk mezunlarından olan daha geçen aylarda kaybettiğimiz İlhan Başgöz ve Harold E. Wilson'ın yazdıkları Türkiye Cumhuriyeti'nde Eğitim ve Atatürk kitabında bu kongre için şöyle söyleniyor. O toplantıya kadar tarihçilikleri bilinmeyen bir takım heyecanlı gençler bu açılış kongresinde okudukları tebliğlerle Avrupa, Asya, Şimali Afrika uygarlıklarının, İran ve eski Yunan kültürlerinin Orta Asya'dan göç eden Türkler tarafından kurulduğunu hemencecik ispat edivermişlerdir. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin genel sekreteri Reşit Galip ise okutuculara, yani öğretmenlere, milli tarih tezinin kanıtının nerede bulunacağını şu şekilde ifade ediyordu. Sizce hakikat, sizce ve bizce sabittir. Her asil manada cevheri tükenmez Türklük kanı taşıyanlar bundan şüphe edemezler. İstanbul Darüsünun'u Türk tarihi muallimi Zeki Veli'ydi. Kongrenin temel varsayımlarından biri olan Orta Asya'da büyük bir kuraklık olması üzerine çeşitli Türk kavimlerinin dünyanın çeşitli bölgelerine göç ederek oralarda çeşitli uygarlıklar yaratmış olduğu tezine karşı çıkarak söz edilen bölgede tarihi dönemlerde herhangi bir kuraklık olmadığını söyler. Bunun üzerine ilk önce Doktor Reşit Galip'in ve daha sonra Sadri Maksudi Arsal ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünün kuruluşunda Eski Zaman Tarihi dersini okutan Şemsettin Günaltay'ın eleştirilerine maruz kalır. Bu arada Zeki Veli Togan'ın ailesi İsenbike Togan ve Sübidey Togan da burada. İsenbike Togan biliyorsunuz ODTÜ tarih bölümünden emekli
aynı babası gibi. Evet. Zeki Veledi bu eleştiriler üzerine daha Ankara'da iken İstanbul'a dönmeden Darülfünun muallimliğinden istifa eder. Gerçekte bu tartışmalarla 1. Tarih Kongresi 1933'te yapılacak Darülfünun tasfiyesinin de başlangıç noktasını oluşturur. Üniversiteler Yıllığı adında üniversiteler arası genel sekreterliği yayınlarından olan kitapta ise bu konuda şunlar yazılmaktadır. Atatürk'ün çok önem verdiği ve 1930'lardan sonra girişilen dil ve tarih hareketleri Darülfünun tarafından destek görmemektedir. 1932 yılında toplanan 1. Tarih Kongresi'nde Darülfünun öğretmenleri tarafından ileri sürülen eleştiriler bardağı taşıran son damla olmuştur. Evet, şimdi dile bakışa sıra geldi. O konuda anlatacaklarımız var. Yıl 1932. Tarih Kongresi'nin yapıldığı günler. Kongrenin kapanış gecesi Atatürk dil işlerini düşünecek zaman gelmiştir sözünü söyler. Tartışmalar henüz durulmadan, Cumhuriyetimizin henüz 10. yılı kutlamaları bile yapılmadan, yazı devrimi henüz ilk öğrencilerini ilkokuldan mezun etmeden, Gazi Mustafa Kemal Paşa dil kurumunun kurulmasını ve Türkçenin sadeleştirilmesi için gerekli emirleri verir. O günleri anlatan, o çabalardan söz eden birçok kitap ve makale yayınlandı bugüne dek. Bunları herhangi birine başvurduğunuzda benzer öykülere rastlarsınız. Atatürk, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona kardeş dil cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun sözleriyle 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu'nu kurar. Başkanı fotoğrafta da gördüğünüz üzere Samih Rıfat, genel yazmanı Ruşen Eşref, üyeleri de Celal Sahir ve Yakup Kadri'dir. Birincisi Türk dilinin Afet İnan'ın bildirdiğine göre Atatürk'ün Türk Dil Kurumu için hedefi iki cephelidir. Birincisi Türk dilinin sadeleşmesi, halkın konuşma dili arasında bir birlik ve ahenk kurulması. İkinci hedef ise tarihi araştırmalarda belge olan ölü veya eski dillerin metotlu bir şekilde incelenmesi, mukayese edilmesi idi. Kuruluşundan kısa bir süre sonra cemiyet ilk kurultayını yapar. Toplantının amacı dil konularını görüşüp tartışmak, yapılacak işleri izlenecek yolu belirlemektir. Toplantıya yazarlar, dil uzmanları, öğretmenler ve ilgililer katılır. Kurultayda dilimizin ana sorunları türlü yönleriyle ele alınır. Türkçenin kökü, geçmişteki durumu, çağdaş gereksinimleri karşılaması ve gelişmesi için yapılacak işler enine boyuna tartışılır. Toplantı sonucu değişik görüşler öne sürülür. Sonunda şu noktalar üzerinde birleşilir. Dilimizin gelişmesi için kendi olanaklarından yararlanmalıyız. Özellikle halkın konuşma dilinden, eski yapıtlardan tarama ve derleme yapmalıyız. Türkçenin sözcük türetme yollarını araştırmalı, bunlarla yeni sözcükler türetmeliyiz. Bu kararlardan sonra çok kısa bir sürede derleme ve tarama sözcükleri kültür dünyamıza kazandırılır. Aslında Atatürk'ün bu konudaki düşünceleri tam 2 yıl önce yayın dünyasında yerini almıştır. Onun 1930'da yayınlanan Sadri Maksudi'nin Türk Dili için kitabının başına yazdığı şu sözler hafızalarınızda olmalı. Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir.
dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Benzer düşünceler yaklaşık 1300 yıl önce bu topraklardan kuş uçumu 5750 kilometre uzakta yaşamış olan Köktürk Kağan'ı Bilge Kağan'ın sözleri olarak yazılara şöyle kazınmıştı. Tapkaç Bodunka, Beklik Uruoğlu'nun Kulboltı, Eşilik Kızoğlu'nun Kümboltı, Türk Bekler Türk adın ıttı, Tapkaçlı Bekler Tapkaç atın tutupan, Tapkaç Kaganka körmüş. Bu cümle Köktürk ulusunun Çinlilerin boyunduruğu altına girmelerinin temel nedenini Köktürklerin isimlerinden yani dillerinden uzaklaşmaları olarak gösterir. Kuş uçumu 5750 kilometre ötede. Göç yolları mesafesiyle düşünecek olursak 10.000 kilometrelik bir nehrin öyküsüdür Türkçe. 10.000 kilometrelik akışa zaman zaman başka sular karışmış, zaman zaman yolu kesilip göletler oluşturulmuş bu nehirden. Bütün bu olaylar ana nehrin sularının bileşimini bozduğu gibi kirlenmelere de neden olmuş. Yolculuk bu denli uzun olunca bu denli olumsuzlukları da doğal karşılamak gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal'in deyişiyle bu dil mevcut dillerin en zenginlerinden olduğu için kendi yaralarını saracak ilacı da yine kendi içinde hep saklamış. Bir başka önemli olgu da kirlenmeler, hastalıklar baş gösterdiği dönemlerde karşı önlemlerin alınması gerektiği konusunda ilk önerilerin genellikle devlet adamlarımızdan gelmiş olmasıdır. Düşünsenize 1300 yıl önce bir devlet adamı çıkıp bağımsızlığın kaybedilmesinin temel nedeni olarak kendi dilini terk etmeyi gösteriyor. Dünya tarihinde nadiren görülebilecek bir olgu. Ardından dilin o günlerde çokça gündemde olan Arapçadan geri kalmayacak zenginliğe sahip olduğu savı ile Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yazıyor Kaşgarlı Mahmut. Hemen öncesinde devlet yönetimine ilişkin çok önemli öğütleri ile Türkçenin ender anıtlarından biri olan Kutat Kubri'yi yazıyor devlet adamı Yusuf Has Hacı. Bunların da öncesinde bir başka önemli girişim henüz daha Müslümanlığı kabul edeli 100 yıl bile olmamış bir ulus bu dinin kutsal kitabı olan Kur'an'ı kendi diline yani Türkçe'ye çeviriyor. Orta Asya'nın tam ortasında bütün bu olgulardan yaklaşık 400 yıl sonra bir başka devlet adamı büyük şair Alişir Nevai'yi Türkçenin etkilendiği bir diğer dil olan Farsçadan daha zengin bir dil olduğunu anlatmak için Muhakemetül Lugateyn'i yazıyor. Bütün bunları arka arkaya sıralayınca yaşananların tesadüf olmadığını kolayca söyleyebiliriz kanımca. Benzer yaklaşımla Atatürk dille ilgili böylesi bir çalışmanın yapılmasını 1932 yılında istememiş olsaydı, 2032 yılında yapılacak olan derleme sözlüğünde yazıtlarla olan bağ kurabileceğimiz birçok kelimeyi bulamayacaktık. Toplumların hayatında 100 yıllık zaman dilimi önemsenmeyecek bir süre olarak değerlendirilir hep. Ne var ki bu 100 yıllık gecikme bu tür olaylarda telafisi imkansız hasarlara neden olabilecek bir olgu. Evet, Asya'nın uzak ucundan Orhun Vadisi'nden akmaya başlayan bu nehir
400 yıllık bir sürede hemen hemen Asya'da dolaşılması gereken ne kadar mekan varsa tümünü dolaşıp Anadolu topraklarını mesken tutuyor. Bu dolaşım kimi kez zenginlikler sağlarken kimi kez de kirlenmelere neden oluyor. İşte bu zenginliğin temel nedenini Türklerin hoşgörüsünde aramamız gerekiyor. Bu süre içinde Türkler birçok dine girip çıkıyorlar. Girdikleri dinlerin yalnızca dillerinden etkilenmekte kalmıyor, onların yazı sistemlerini de kabul ediyorlar. Bütün bunları yaşarken hiç gocunmuyorlar. Nedeni kendilerine ve dillerine güvenmiş olmaları. İşte bütün bu girişimler sanki önceden planlanmış gibi geliyor insana. Bir gün mesken tuttuğumuz bir diyarda dilimiz şöyle ya da böyle nedenlerle yaralanırsa onu iyileştirecek ilacı biz hazır tutalım endişesiyle. Akademik düşüncenin çağdaş adımları. Bu adımlardan ilki 1875-1839 yılları arasında yaşayan, yoğun çağdaşlaşma çabaları gösteren 2. Mahmud'un oğlu Abdülmecit döneminde 1845'te ilk Darülfünun'un kuruluşuna kadar dair Hatt-ı Şerif'le ilgili olan ilgili yazılanlar şu şekildedir. Bu belge bize memleketin imarı ve halkın refahı için halkın eğitilmesine devlet tarafından verilen önemi göstermektedir. Padişahın bu sert tutumu karşısında devlet mekanizması halk eğitimi konusunda harekete geçmiştir. Darülfünun malumat ve üstün ahlakça mükemmel olmak isteyen ve bütün ilim ve fenleri okumaya hevesli veya devlet dairelerinde çalışmak isteyen herkese gerekli bilgileri sağlayan bir kurum olarak düşünülmektedir. Bu düşüncelerle Tanzimat Fermanı'ndan önce Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşlarda gösterdiği başarı veya başarısızlık ilk olarak askeri sınıfın yeniden dönüşüm geçirmesini gerekli kıldığından gördüğünüz üzere okullar açılmıştır. 1838'de Osmanlı devlet düzeninde divanın kalkarak yerini hükümetin almasıyla Osmanlı sivil bürokrasisi de doğmaya başlamıştır. Tanzimatla birlikte bu dönemde bir çeşit memurluğa hazırlık işlevi yüklenecek orta öğrenime talep olmuştur. Ve bunun içinde Rüştiyeler, Mektebi Ulum ve Edebiye, Mektebi Marif ve Adliye gibi okullar bu amaçla kurulmuştur. Tanzimattan Cumhuriyete eğitim sistemindeki değişmeler adlı yazısında İlhan Tekeli eğitimin dönüşümü hakkında şöyle diyor. Her milletin eğitiminin dönüşümü farklı tarihlerde başlamış olsa da benzerlikler göstermektedir. Dönüşümün üç temel ekseni vardır. Birincisi, eğitim üstündeki dini denetimin zayıflatılarak kaldırılması ya da laikleştirilmesidir. İkincisi ise dilin ve yazının reforma uğratılmasıdır. Dönüşümün üçüncü ekseni daha çok eğitim teknolojisine ilişkindir. Evet, adımlar bu şekilde devam ediyor. Bilginin topluma yaygınlaştırılması işlevinin yerine getirilmesi için dilin dini grupların tekelinde seçkinlerin yararlandığı bir araç olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Bu ise eski seçkinlere özgü yazı dilinin bırakılmasını, geniş halk kitlelerinin kullandığı dilin benimsenmesini gerektirecektir. Tanzimat döneminde eğitimin çağdaşlaştırılması yolundaki uğraşlarına rağmen en az başarı ilk eğitim alanında görülür. Bunun nedeni din alanında kalan ilk öğretimin eğitim alanının modernleşmesine karşı gelmekten çok bununla rekabet eder duruma gelmesidir.
İkinci Mahmut döneminden beri eğitimin devletleştirilmesi tutumu başladığı halde ilkokullar için medrese dışında öğretmen yetiştirme kursları ya da okulları gibi bir fikir henüz doğmamıştı. Bu nedenle bu okullar medresenin etkisinde kalmışlardır. Medreseler vakıf kuruluşları oldukları için devletin bunlardan her türlü desteği kesmesine rağmen yaşamaya devam etti. İkinci Abdülhamit döneminde medreselere kayıtlı öğrencilerin askerlikten muaf tutulması çok sayıda kişinin medreselere gitmesine yol açmış, bu da medreselere olan ilgiyi artırmış, reform girişimlerini engellemişti. Medreseler hem orta öğretim hem yüksek öğretim düzeyinde eğitim kurumları olarak batı tipi idadilerin, rüştiyelerin, sultanilerin, yüksek okullar ve darüfünun yanı başında yaşamaya, öğretim yapmaya, öğrenci yetiştirmeye devam etmişlerdir. Abdülmecit yukarıda bahsettiğimiz 1845'te Yüksek Şura'nın açılış nutkunda eğitimin amacı için şöyle demiştir. Din ve dünya için gerekli olan din bilgilerini ve yararlı bilimleri yaymak, halk arasında cahilliği kaldırmak. Yani Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılışından tam 91 yıl önce eğitimin ilk amacı böyle belirleniyor. Din ve dünya için gerekli olan din bilgilerini yaymak olarak. Aynı yıl bir Hattı Hümayun yayınlayan Abdülmecit mesleki ve genel öğrenime ahiret işleri ölçüsünde önem verilmesini ister. Tanzimat kurallarını tekrarlayan, açıklayan ve genişleten bir ferman olarak çıkan İslahat Fermanı'nda 1856'da ilk olarak eğitime yer verilir. Her okul herkese açık olacak, cemaatler kendi kültür ve yazılarına uygun okullar açabilecekler. Fakat bütün okulların programları ve öğretmenleri Meclis-i Marif'in denetiminde tutulacak. Islahat Fermanı'ndaki eğitimin merkezi bir denetim altına alınması isteği 1857'de Marif-i Umumiye Nezaretinin kuruluşuyla gerçekleşmiştir. Böylece ilk olarak eğitim hükümet içinde ayrı bir birimde ele alınıyor. Artık eğitim 16. yüzyılda olduğu gibi vakıf kuruluşlarının eline bırakılmayacaktı. 1900'de Darüfünun-u Şahane, Ulûm-u Âliye-i Diniye, Edebiyat, Ulûm-u Riyaziye ve Tabiiye bölümlerinden oluşuyordu. Hukuk ve tıp fakülteleri daha önce açıldığı için Darüfünun'a katılmamışlardı. Bu okul geniş kitleye açılmamış, her yıl alınan öğrenci sayısı 85 düzeyinde kalmıştı. Bunun nedeni işlevi belirsiz olan üniversite, yani Darüfünun'un diğer yüksek okullardan daha az destek görmesiydi. Devletin ihtiyacını karşılamak için açılmış yüksek okullarda, örneğin mühendishane mektebinde okuyanlardan para alınmazken Darüfünun paralıydı. Bu 2. Abdülhamit döneminin bitimine kadar sürdü. 2. Abdülhamit döneminde ikinci plana itilen Darüfünun ön plana çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Cumhuriyet döneminde ise eğitimin basamaklarına geldik. Atatürk'ün eğitim programlarının nasıl olması gerektiği hususundaki görüşleri şöyle. En mühim ve feyizli vazifelerimiz marif işleridir. Marif işlerinde behamahal muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin halâs-ı hakikisi ancak bu surette olur. Bu zaferin temini için hepimizin yekcan ve yekfikir olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu programın esaslı noktaları ikidir. Hayat içtimaiyemizin ihtiyaca tetabık etmesi, ikincisi ise
icabat asriyeye tefafuk etmesi. Evet, burada okuduklarımı herkesin anladığını varsayıyorum. Herkes anlıyordur zaten ve geçiyorum. Mustafa Kemal Anadolu halkını da tam olarak İstiklal Savaşı'na inandırmak ve Ankara hükümetinin yanında yer almalarını sağlamak için öğretmenlere ve eğitime çok önem veriyordu. Savaşın en yoğun yaşandığı dönemlerde bile maaşını alamayan öğretmenlerin durumlarıyla yakından ilgileniyordu. Anadolu öğretmenlerini örgütleyip onlara Maarif Kongresi toplattırarak bu toplantının açış konuşmasını yapıyordu. Avrupa'daki öğrencilerin harcamalarını üstleniyor ve bakanlık örgütünü genişleterek birinci heyeti ilmiye adı altında Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük ve en ciddi toplantısını yaptırıyordu. Bu gibi çalışmalarla Cumhuriyet'in kuruluşu olan 1923'e kadarki hazırlık döneminde Anadolu eğitimi başarılı bir şekilde Ankara'ya bağlanmış ve fikri yönlendi eğitim devrimlerine hazır hale gelmişti. Hazırlık döneminin başlangıcı 1920'de meclisin açılmasıyla aynı yılın Mayıs ayında merkez örgütü ilk tedrisat, orta tedrisat müdürlüğü ve telif tercüme heyetinden oluşan marif vekiliğine Rıza Nur Bey seçilmiş, Cumhuriyet'e kadar 4 bakan değişmiş ve farklı kararlar alınmıştı. Bu dönemde öğretimin birleştirilmesinin bazı ön adımları atılmış, Cumhuriyet hükümetinin daha sonra yabancı okullara karşı uygulayacakları politikanın ilk örnekleri verilmişti. 15 Temmuz 1923'te başlayan heyet-i ilmiye toplantısında konuşan Maarif Vekili Safa Bey, 1909'dan beri eğitimimize gerçek yönünü vermek için çalışan değerli insanların hayırlı ve faydalı girişimleri olduğunu, ancak her yeni gelenin eskinin zıttına veya başka bir yolda çalıştığını, eğitim kurumlarının şahsi icraata bağlı, istikrarsız ve istinatsız kaldığını, Cumhuriyet'in eski marifi bu noktada devraldığını belirtmişti. Bu toplantının pek önemli gündem maddeleri arasında geçen Milli Tarih ve Coğrafya Enstitüleri ile Ankara'da Ali dersler hususları bizim konumuz için özellikle dikkate değer. 1924 yılına kadar Cumhuriyet'in hakiki mesneti Darülfünun'dur mantığı ile Maarif Vekaleti ve Darülfünun arasında iyi bir anlaşma vardı. Ancak daha sonra bu iki kurumun arasını açan bir yetki anlaşmazlığı meydana geldi. Bu dönemde Darülfünun'a eleştiriler ve öneriler arasında şu da var. Bugünkü Darülfünun'dan hayır beklenmez. Türk Darülfünun'unu Cumhuriyet Ankara'da kurmalıdır. Türklüğün kültür ve bilim merkezi olacak bu kurum 20-25 yılda ancak kurulabilir. 1932 yılında Cenevre Üniversitesi profesörlerinden Albert Mahe, Darülfünun'u incelemek ve rapor düzenlemek üzere İstanbul'a çağrılır. Mahe'nin raporu gerekçe gösterilerek 31 Temmuz 1933 tarihinde İstanbul Darülfünun'u kapatılarak 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi açılır. Evet, merkez Ankara. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetleri 1922 yılında Ankara'da bir hukuk mektebi açılması için girişimlerde bulunmuşsa da ancak Leyli Hukuk Mektebi yani Gece Hukuk Mektebi 1925 yılında Adliye Hukuk Mektebi adıyla açılabilmişti. Ankara'da açılan ilk yüksek öğrenim kurumu bu kurum olsa gerekir. Daha sonra
Hukuk Fakültesi adını alıyor 41 ve 46 arası. Daha sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulur ve daha da sonrasında Mülkiye Mektebi, yani Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulur. Evet, Hukuk Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi'nin kuruluşu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden daha öncedir, ancak başka adlarla kurulmuştur. Fakülte adını daha sonra almıştır. Ve asıl konumuza gelmiş bulunuyoruz. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşu. Ben niçin anlattım pekala? Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türkolojinin kuruluşundan başlasam, daha önceki anlattıklarımı anlatmasaydım, anlattığım şeyler havada kalacaktı. Bu yüzden altını doldurmak amacıyla önceki anlattıklarımı ele aldım. Evet, Atatürk'ün Kültür Savaşı'nda yazımızın girişinde de anlattığımız gibi vazgeçemediği iki alan vardı: tarih ve dil. Yurdu selamete kavuşturduktan sonra hemen başlattığı Kültür Savaşı'nda 1922 yılında Darülfünun'un Edebiyat Fakültesi Bahri'ye profesörlük vermek istediğinde kendisinin tarihle daha çok ilgilendiğini, bu nedenle Fahri profesörlüğün edebiyattan çok tarihe ait olmasının uygun olacağını söylemişti. Cumhuriyete kadar medreselerde, İslam tarihi mekteplerde ise Osmanlı tarihi okutuluyordu. Yeni devletin tarihi, onun dayanacağı ana güç olan millet ile, Türk milletiyle esaslanacaktı. Türk dili tarih ve dünya coğrafyası içinde Türkiye coğrafyasının bilimsel incelemelerinin yer alması ve bu konularda Türk gençlerini yetiştirmek amacıyla Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 14 Nisan 1935 tarih ve 2795 sayılı kanunla Ankara'da kurulmuş ilk fakülte, başka bir deyişle Türkiye'nin başkentinde fakülte unvanını kanunla alan ilk fakültedir. Böylece 46'da kurulacak olan Ankara Üniversitesi'nin temelleri bizzat Atatürk döneminde Atatürk tarafından atılmıştır. 23 Mayıs 1935 tarihinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasına dair kanun layihası görüşülürken Başvekil İsmet İnönü'nün mucip sebepler diyerek ileri sürdüğü hususlar arasında orta tahsil müessesemize ulusal dil ve tarihimizin ilmi ve en yeni telakkilerine göre hazırlanmış muallim yetiştirmek ve bugünkü muallimlerimizin bu yönden bilgilerini artırmak da vardır. Yani ilk mucip sebep olarak fakültenin kurulmasında gösterilen ne? Muallim yetiştirmek veya muallim olan kişilerin bilgilerini güncellemek. Evet, bu nedenlerle Kültür Bakanlığı bu hususta hemen çalışmalara başladı. Abidin Özmen'in 11 Haziran 1935'te Kültür Bakanlığından ayrılışından sonra Kültür Bakanı olan Saffet Arıkan Bedük, fakültenin kurulma yasası Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken Atatürk'ün dehasından doğan ve kendi kutlu eliyle yaratılan tarih ve dil hareketi, bunlara bağlı olarak arkeoloji ve coğrafya bilgileri için Ankara'da bir fakülte açılacaktır şeklinde açıklama yapıyordu. Çünkü Cumhuriyet başkentinin her çeşit müesseseleri Ankara'da kurulmalı idi. Fakültenin şimdiki binası 1936 başlarında daha tamamlanmamıştı. Alman mimar ve kent plancı Bruno Taut'un
yapmış olduğu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasının dış görünüşü ve iç bölümlerinde yer alacak enstitüler ve Türk Tarih Kurumu ile bizzat Atatürk meşgul olmuştu. Fakültenin tüzük ve programları hazırlanırken Atatürk bizzat ilgilenir. Dünya üniversitelerinin program ve tüzüklerini incelemek üzere getirtir. Tarih ve dil tedrisatı için kurulan fakültenin öğretim kadrosu başlangıçta tarih ve dil kurumlarında çalışan kadrolardan oluşur. Bu şekilde öğretim üyeleri tayin edilen fakültenin öğrenci kaydı ve açılış hazırlıkları işi başlar. Fakülteye ilk kaydedilen öğrenciler lise mezunlarından başka Afet İnan'ın yazdığına göre kendi isteğine uygun olarak öğretmen okulu mezunlarından da kabul edilir. Çünkü Afet Hanım da muallim mektebi mezunudur. Örneğin Halil İnalcık Balıkesir Muallim Mektebi'nden 15 Eylül 1935'te mezun olduktan sonra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin giriş imtihanlarına girmiş, 500 belki daha fazla kişi arasından 40 kişinin yatılı olarak girdiği sınavda birinci olmuştur. Fakültenin kuruluş yıllarında yatılı öğrenci de alınıyordu. 1936 yılında kaydını yaptırmış olan ilk öğrenciler yatılı 120, gündüzlü 280 olmak üzere 400 kişidir. Hazırlıklar tamamlanıp Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 9 Ocak 1936 tarihinde Etnografya Müzesi Büyük Salonu'nda açılış töreni ile açılır. Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ve bütün hükümet üyeleri, milletvekilleri, elçiler, yabancı konuklar ve tabii ki öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere 200-300 kişi vardı. Kültür Bakanı Saffet Arıkan, fakültenin açılış gayesine dair bir açılış nutku verdi. Nutukta bütün dünya kültür mirası bütün dünya kültür dünyasını kuran adamların çocukları olarak bugün çürümüş gibi görünen dünya kültürünü yeniden yaratmayı Türk çocuklarının boynunun borcu olduğunu dile getirdi. Ve bu gerçekleştirmeyi de kutsal bir ödev olarak gördü. İşte Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ne derece kutsal duygularla kurulduğuna dair burada dikkatinizi çekmek isterim. Saffet Arıkan'ın üzerinde durduğu diğer bir konuda fakültede hangi dillerin öğretileceği idi. Ben burada araya girip bir şeyler söylemek istiyorum. Bu derece kutsal duygularla kurulan fakültenin 9 Ocak günü açılışına katıldım. Muzaffer Göker Salonu'ndaydı ve inanın 20 ya da 30 kişi vardı ancak ve bu bence Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne hiçbir şekilde yaraşmayan bir açılış töreniydi. Evet. Eskiden oldu herhalde hocam. Son açılış evet. Pandemiye rağmen Farabi salonumuz doluydu hocam. Yok 5-6 sene önce dedim. 5-6 tamam, sene önce. Yani şimdilerde değil. Evet. Evet, diller, hangi diller öğretilecek? Fakültede güneş dil teorisini de kapsayan Türkoloji ve bu irdelerle yardım edici eleman olarak Sümer, Akat, Eti gibi kadim Ön Asya dilleri ile Çince, Sanskritçe, Grekçe, Latince okutulacak. Ayrıca bugünkü Almanca ve İngilizce, Fransızca, Macarca, Rusça gibi yabancı diller, yaşayan dillerde öğretilecektir. Afet İnan'ın tarihe başlarken kısa metot bilgisi konulu dersinden sonra
Ankara Üniversitesi'nin ilk fakültesi açılmış oldu. Fakültenin açılış töreninin ardından öğretim faaliyeti Evkafa Apartmanı'nın Gençlik Parkı'na bakan daireler ile Küçük Tiyatro'nun bugün işgal ettiği yerde başladı. Şimdiki binanın yapımı Mart 1940 yılında bitirilerek Evkaf Apartmanı'ndan buraya nakledildi. 4 Kasım 1940'da Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı'nın konuşmalarıyla yeni bina resmen açılmıştı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluş yıllarında öğretim kadrosu. Evet, Ulus Gazetesi'nin fakültenin açılış günü çıkan sayısında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bugün törenle açılıyor. Fotoğrafta da gördüğünüz üzere. Açılıyor başlığıyla verilmiş. Ve başlığın altında 7 tane vesikalık fotoğraf kaydedilmiş ve şu şekilde bir not düşünmüş. Açılış töreninden sonra fakültede dersler hemen başlayacaktır. Ders için bütün hazırlıklar bitmiştir. Resimlerimiz fakültenin profesörlerinden Sivas mebusu Şemsettin Günaltay'ı, fakülte dekanı Konya mebusu Muzaffer Göker'i, Manisa mebusu Hikmet'i, Burdur mebusu İbrahim Necmi Dinmen, İstanbul mebusu Fuat Köprülü ile Mardin mebusu Hasan Reşit Tankut'u ve Abdülkadir'i göstermektedir. Bu şekilde bir açıklama veriliyor. Buradan da okuyabilirsiniz. Bunlardan fakültenin kuruluş yıllarında tarih bölümünün başkanı Yeni Çağ Tarihi dersine giren Muzaffer Göker'di. Tarih bölümünde o zaman yine milletvekili olarak Ankara'da bulunan eski Türk tarihi ve Orta Asya tarihi derslerine giren Şemsettin Günaltay, Hikmet Bayur ve Fuat Köprülü gibi tanınmış kişiler vardı. Köprülü'nün İstanbul Darüsünun'da iken Türk Edebiyatı derslerini verirken Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde tarih bölümü derslerine girmesi dikkat çekicidir. İbrahim Necmi Dinmen ve Hasan Reşit Tankut milletvekili olarak Abdülkadir İnan ise İstanbul Türkiyat'tan fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görev almışlardı. Bu eğitim kadrosundan görülüyor ki DTCF asıl tarih ve Türk dili konusunda araştırmalar yapmak ve bu konularda gençleri öğretmek için kurulmuştu. Fakültenin açılışta 7 öğretim üyesi kadrosunun neredeyse yarısı bizim bölümümüzün elemanıyken şimdilerde son derece kısıtlı kadroyla hatta dışarıdan öğretim elemanı, hocam size değil sözüm, öğretim elemanı getirterek dersleri yapmakta olduğumuzu vurgulamak isterim. Bu tespit bence görünmezden gelinemeyecek kadar yerinde ve önemli bir tespittir. Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Baş Vekalet Kararlar Müdürlüğü'nün 19.2.1936 tarih ve 2 Taksim 4083 sayılı kararıyla yukarıda adları geçenlerin tarih dil coğrafya fakültesinde Türk tarihi dil ve coğrafyasına ait konferans şeklinde ders vermeye memur edildikleri ve ders başına kararnamede gösterilen ücreti alacakları hükümet ve cumhurbaşkanınca onanmıştır. Yalnız kararnamede geçen Erzurum saylavı Saim Ali gazete haberinde yer almıyor.
Bu isme arşiv çalışmamız sırasında 1936 yılında kayıt yaptıran Hüsnü Yüksel adlı öğrencinin talebe devam karnesinde rastladık. Ayrıca Ulus Gazetesi'nin haberinde İstanbul mebusu olarak geçen Fuat Köprülü, kararnamede Kars mebusu, Mardin mebusu olarak adı geçen Hasan Reşit Tankut, Muş mebusu olarak geçmekte. DTCF Fakültesi DTCF'nin kuruluş yıllarında mevcut öğretim üyesi kadrosu yukarıda ismini saydıklarımızla sınırlı değil. Ancak bugünkü bilgilerimiz bu kadroya Türkiye'den katılanların adlarının bunlarla sınırlı kaldığını söylemekten alıkoyamıyor. O dönemde Hitler'den kaçan Yahudi ya da Alman profesörler de bizim için iyi bir şanstı. Eski çağ tarihçisi Enno Landsberger ile arkeolog olan Guterboch hemen Ankara'ya davet edildi. Ayrıca o zaman Bulgaristan'da bulunan Agop Martayan da DTCF'nin kuruluşundan itibaren hocalık yapan insanlardandır. Fakültenin yabancı profesör kadrosu için 7 son kanun 1936 Salı günkü Ulus Gazetesi'nde şunlar yazmaktadır. Fakültenin profesör kadrosu tamamlanmıştır. Türkiye'de ilk defa tedrisatı başlayacak olan ilim şubeleri arasında Sümer Akat dilleri Profesör Landsberger tarafından Çin ve bir yudum su almak gerekiyor. Evet, özür dilerim. Çin lisanı ve edebiyatı Annemarie von Gabay'ın tarafından, Hindoloji Profesör Ruben tarafından, Coğrafya Profesör Louis tarafından, Macar lisanı ve edebiyatı Profesör Rashoni tarafından, Eti lisanı Profesör Guterboch tarafından, Latince ve Yunanca Profesör Gothe tarafından verilecektir. Başvekalet Kararlar Müdürlüğü'nün 2/4083 sayılı kararnamesiyle Türkoloji bölümünün kuruluş kadrosu ortaya çıktı. Burada da gördüğünüz üzere kadroda olanların adları Hasan Reşit Tankut, İbrahim Necmi Dinmen, Saim Ali Dilemre, Abdülkadir İnan ve Agop Dilaçar. DTCF'ye girme koşulları. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girme koşulları hakkında Ulus Gazetesi'nin 29 Eylül 1935 tarihli sayısında yer alan yazıdan birkaçını aktarmak istiyorum. Gündüz talebesi için lise olgunluk veya bakalorya sınacını vermiş olmak veya yüksek bir okuldan çıkmış olmak lazımdır. Dilek kağıdı yani dilekçe ve okul şehadetnamesi veya tasdikname, sağlık veya çiçek aşısı raporları gibi şeyler isteniyor. Burada iyi halini bildirir okul belgesi ve mazbatası da var. Yatılı talebe için ise istenen ilk şey fakülteye kız ve erkek olmak üzere yaşı ile yatılı talebe alınacaktır. Yaşı sınavına girmek için gereken istenen şeyler de aşağıda bildiriliyor. Evet, geçebiliriz DTCF'ye. İlk dönem de yatılı talebe olmak için Halil İlancık'ın ifadesine göre 500'den fazla öğrenci sınava girmiştir. Bunlardan ilk
40 öğrenci Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne yerleştirilmiştir. Bu öğrencilerin adları 12 son teşrin yani Kasım 1935 günlü Ulus gazetesinde şöyle yer almaktadır. Yani düşünün fakülteye girenlerin ismi bir gazetede yer alıyor. Evet, 40 kişiden bazılarının adları gördüğünüz üzere fotoğrafta yer alıyor. DTCF'de Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü yani bölümü. Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü yani bölümü, tarih bölümüyle birlikte Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluş amaçlarına hizmet eden iki ayrı birim. Sunumumda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü yerine Türkoloji denilmesinin nedeni umarız ki merak edilmektedir. Daha önce Atatürk, Türkiyat kelimesini Darfur'unda kullanmıştı. Abdülkadir İnan'ın Türkiyat'tan geldiğini söylemiştik. Ankara'da Türkiyat'ın kapsamında olan bilgileri öğretecek bu yeni öğretim yuvasında her şey sil baştan olmalıydı. O nedenle daha önce kullanılan tabirler tekrar etmedi. Türkolojiden kastı o dönem için Türk dili ve onunla ilgili bilim. Bunları Zeynep Dengi yani Zeynep Korkmaz ile Hasibe Çatbaş'ın yani Mazıoğlu'nun hazırladığı İbrahim Necmi Dinmen'in Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları adlı kitabın ön sesinden okumak mümkün. Bu konuya ileride Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü'nde okutulan dersler bölümünde de değinilecektir. 1936 yılının Ocak ayında Afet İnan'ın tarihe giriş konulu dersiyle eğitim öğretime açılan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne o zamanki deyişiyle enstitüsüne kayıt yaptıran öğrencilerin kimler olduğuna dair bilgiye ulaşamadık. Ancak diploma defterlerinden baktığımızda toplam 22 kız ve erkek öğrencinin 1940 yılında mezun olduğunu saptadık. Mezun olan öğrenciler görülüyor. Bunlar arasında Vecihe Kılıçoğlu, Mehmet Tuğrul var, Cahit Özselli var ve Ferit Birtek var. Ferit Birtek tanıdık gelen isimler. Şimdi Vecihe Kılıçoğlu nereden tanıdık geliyor? Vecihe Hatipoğlu olarak tanıdığımız hocamız. Evet, 1940'ın ilk döneminde mezun olur olmaz Sivas'ta öğretmenliğe başlayan Kılıçoğlu, diğer yandan 23.10.1940 tarihli dilekçesinde münhal olduğunu bildirdiğiniz Türk Dili ve Edebiyatı Asistanlığına talibim şeklinde bir dilekçe yazıyor. Daha önce aynı yılın 18 Haziran günü Türk Dili ve Edebiyatı Profesör ve Doçentleri diye İbrahim Necmi Dinmen, Abdülkadir İnan, Bangoğlu, Ferdi Boratav ve Abdülbaki Gölpınarlı adlarının yazılı olduğu dilekçede Vecihe Kılıçoğlu'nun ilmi yardımcısı olarak alıkonulmasına muvafık olduğunu belirtiyor. Kılıçoğlu'nun kadrolu asistanlığa geçmesi ancak 23 Ekim 1944 tarihinde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Asistanlık başvurusu ile 16 Aralık 1944'te olmuş ve ataması 26 Ocak 1945'te yapılmış. Bu isimler arasında Mehmet Tuğrul'u halk edebiyatında
Perte Boratav Hoca'ya asistan oluşuyla ve Cahit Özselli'ye 1970'te emekli olduktan sonra 78'de ölünceye kadar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halk Edebiyatı derslerini vermesiyle ayrıca Ferit Birtek'i Divan Lügat Türk'teki atasözlerini En Eski Türk Savları adıyla derlemesini biliyoruz. 1936'da yani açılış yılında fakültenin adı Ankara Tarih Dil Coğrafya Fakültesi olarak geçmekte. Bu ismi fakülte antetik kağıtlarda veya zarflarda görmek mümkün. Bunu aşağıda vereceğimiz dersanma kağıtlarından görebiliriz. Yine yukarıda adı geçen Şevket Kutkan'ın fakülteye ilk yazdığı dilekçede fakülte için kullandığı ifade de çok ilginç. 8 birinci teşrin 1935 tarihinde Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğüne yazdığı dilekçede Ankara'da açılan Atatürk Üniversitesi Dil Bölümü olarak yazmakta. 9-2-1935 tarihli İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'na yazdığı yazıda hitap edilen yer bugün yazdığımız şekliyledir. Kimi zaman ise fakülte ve üniversite kavramlarının iyi yerleşememesinden dolayı Cahit Özselli'nin şu yazısında Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Rektörlüğüne denilebilmekte. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü'nde okutulan derslere geldik. Aşağıda 24-1-1936 tarihli Profesör İbrahim Necmi Dinmen imzalı Celile Batur'a ait dersanma kağıdı var. Fotoğraflarda bir kayma olduğu için göremiyorsunuz. Evet, dersanma kağıdında bölüm dersleri olarak bölüm dersleri Türk Dili adı altında toplanmış. Bu başlık 5 tane başlık altında, evet burada varmış. Bu başlık altında 5 ders görülüyor. Dil genel bilgisi birincisi, ikincisi Türkoloji, üçüncüsü Güneş Dil Teorisi, dördüncüsü Kelime Kuruluşu, beşincisi Söz Kökleri. Ve bu diğer yardımcı zümrelerden aldığı dersler de var tabii ki. Ungaroloji, Hint ve Eski Zamanlar diye dersleri de yardımcı olarak almış Celile Batur. Bu dersler acaba hangi hocalar tarafından veriliyordu? Ondan önce bu ders hatlarına başka bir belgede rastlamadığımızı söylemek isterim. Başka öğrencilerin ders alma kağıtlarında dersler Türk dili veya Türkoloji yazılıp geçilmiş. Aynı Cahit Özselli'nin ders alma kağıdında olduğu gibi. 1936 yılına ait talebe devam karnesine baktığımızda ise burada ilk dikkatimizi çeken husus zümresi karşılığında Türk dili ve edebiyatı veya Türkiyat değil Türkoloji adının geçmesi. Evet, Türkoloji adının geçmesi. Onun için de zaten bildirimize Türkoloji adını verdik. Burada görüyorsunuz işte zümresi Türkoloji. Devam karnesinde sayfaları çevirdiğimizde ise gördüğümüz ders ve profesörün karşılığında Türkoloji ve o derse giren hocanın ismi. Yukarıda devam karnesinde Agop Dilaçar'ın girdiği dersin sayfası ve hocanın imzası
gördüğünüz üzere. Bu karnede Türkoloji yazan derslerin sayısı da 5. Yukarıda Celile Batur'un ders alma kartında yazılı olan derslerin sayısı da 5 idi. 1936 yılında Türkoloji'de okutulan dersler ve bunları veren hocalar kimlerdir? Sorusunu tekrarlayalım. Buna dair hiçbir belge bulamadığımızı söylemek isterim. Ancak kitabın başında bu öyküden bahsedeceğimizi sunumumuzun başlığında vermiştik. Bu öyküde bazen gerçek olgular, bazen kurgulanmış olgular da olacaktır. Şimdi mevcut olan derslerle hocaları müsaadenizle denkleyelim. Eğer bu kurgulamaya katılmayan var ise daha sonraki çalışmalarda bizleri bilgilendirirse seviniriz. Evet, Türk Dili Genel Dersler'in başlığı Celile Batur'un ders alma kağıdına göre Türk Dil Genel Bilgisini Agop Dilaçar, Profesör Agop Dilaçar, Türkoloji dersini Profesör Abdülkadir İnan, Güneş Dil Teorisi dersine İbrahim Leşmet Dinmen, Kelime Kuruluşu dersine Profesör Saim Ali, Söz Kökleri dersini ise Hasan Reşit Tankut vermiş olmalı diyoruz. Hüsnü Yüksel'e ait 1938 ve 39 kış ve yaz sömestri yazan devam karnesi de ilkiyle aynı. Yalnız burada Türkoloji yazan derslerin karşısına iki yeni profesör daha eklenmiş. Tahsin Bangoğlu ve Pertev Boratav. Bangoğlu ve Boratav'ın atanması aynı yıl yani 1938'de yapılmış. Şimdi de ilki 1937 yılına ait Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi imtihan notu varakasına göz atalım. Aşağıda 1937 yılına ait imtihan notu varakasında bütün bölüm dersleri Türk dili ve edebiyatı olarak verilmiş. Bu 1938'de yine Türkoloji olmuş. 1939 yılına kadar not varakalarında dersi veren hocaların imzaları bulunmaz iken 1939'da bu hem imzalar hem de ders adları yavaş yavaş ayrılmaya başlamış. Bu yıl tespit ettiğimiz Türk dili ve genel dil bilgisi gibi iki ders var. Fakat öğrencilerin hepsinin devam karnesi veya imtihan notu varakası olmadığından bu konuda fazla bir şey söyleyemiyoruz. Ayrıca bölüm seçmeli dersleri tarih, özellikle eski zaman tarihi ve Arapça, Farsça yoğunluklu. Az sayıda öğrenci de Hungaroloji ve Latince'yi seçmişler. 1940 yılında ise not varakalarında takip edebildiğimiz kadarıyla asıl ayrılma başlamış. Edebiyat tarihi, Şark Türkçesi, Garp Türkçesi, Türk Dil Bilgisi, Halk Edebiyatı dersleri yer almış programda. Hasan Reşit Tankut ve Saim Ali Dilemre, geride Dinmen, Bangoğlu, Boratav, İnan, Dilaçar ve Gölpınarlı'yı bırakarak DTCF'den ayrılmışlar. Abdülbaki Gölpınarlı'nın ilk defa 1940'taki varakalarda imzasını yakalayabiliyoruz. Bu hocamız sadece bölüm derslerinin sınavlarında değil, Farsça sınav notu varakasında da görülüyor. Gerçekten Abdülbaki Gölpınarlı 1933'te Darülfünun tasfiyesiyle İlahiyat Fakültesinin toptan kaldırılarak onun yerine kurulan İstanbul Üniversitesi'ne bağlı İslam Tetikleri Enstitüsü'nde Farsça muallimi olarak yer almaktadır.
fakülteye ikinci dönemde yani 1940 yılında kayıt yaptıranlar arasında Hasibe Çatbaş yani Mazoğlu ile Zeynep Dengi yani Korkmaz da var. Hasibe Mazoğlu'nun dileği olan fakülteye kayıt muamelesinin icra edilmesi için yazdığı dilekçeyi buraya alıyoruz. Evet, izninizle ben bu dileğini okumak isterim rahmetli hocamızın. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'na dileğim. 1939-1940 yılı Kayseri Lisesi'nden pek iyi dereceyle mezun oldum. Fakülteye kayıt muamelem icra edilmiştir. Fakültede bu yıl açılacak burs imtihanına girmemin kabulünü saygılarımla dilerim. Evet, Ahmet Çatbaş kızı Hasibe Çatbaş. Böylece rahmetle de anmış olduk Hasibe hocamızı. 1941 yılına ait not varakalarına baktığımızda Farsça, estetik, askerlik gibi yardımcı derslerin yanında Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne ait sadece halk edebiyatının dışında başka varaka bulamıyoruz. Bu varakada Bangoğlu, Dilmen ve İnan'ın yanında Ahmet Kutsi Tecer'in de imzaları var. 1942 yılında sınav notu varakalarında mukayeseli Türk grameri, Türk edebiyatı tarihi ve Türk lehçeleri dersleri de görülüyor. 1943'te ise Şark Türkçesi, yani Doğu Türkçesi, Garp Türkçesi, halk edebiyatı, Türk edebiyatı, Türk grameri, umumi lingüistik, Necip Uçok da giriyor burada. Evet, dil bilimci, dil bilimin ilk hocalarından olan Necip Uçok da giriyor. 1944'te ise edebiyat modern ve klasik edebiyat, lehçeler modern ve klasik lehçeler, halk edebiyatı, genel dil bilgisi dersleri yer alıyor. 1943'te öğretim kadrosunda bir isim daha eklenmiş. Muhtemelen 1944 yılındaki Lehçeler adlı dersi o vermiştir. O isim 1977 yılına kadar hizmet edecek olan Saadet Çağatay'dır. Esas zümre olarak Türkoloji okuyan öğrenciler her yıl yapıldığı anlaşılan derslerin sınavlarından başarılı olanlar mezuniyet tetkik veya bitirme vazifesi adı altında bugünkü bitirme tezini sunarlar. Bunu da başarırlarsa bitirme imtihanlarına girerler. Bu imtihandan da başarılı olanlar mezun olurlar. Bununla ilgili olarak Perte Boratav'ın 22.5.1944'te Yüksek Dekanlığa yazdığı yazıyı örnek verelim ve burada bitirelim sunumumuzu. Yüksek Dekanlığa, enstitümüz öğrencilerinden 870 numaralı Zeynep Dengi'nin yani Korkmaz'ın Cengizname adlı lisans vazifesini Lehçeler Profesörü Abdülkadir İnan tetkik etmiş ve etüdün iyi bir çalışma semeresi olduğunu, Zeynep Dengi'nin lisans imtihanına girebileceğini bir raporla bildirmiştir. Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. Pertev Boratav. Bu ilk sunumumuzda büyük ölçüde 2006 yılından yayımlanan DTCF'de Türkoloji'nin Öyküsü kitabından yararlandım. Bu kitabın ikinci cildinin hazırlıklarına dekanımız Levent Bey'in yardımlarıyla başladık. Bu arada sizlerin huzurunda da kendilerine teşekkürlerimi sunarım. Umarım sunumun ikincisinde günümüze kadar gelebiliriz. Hepinize güzel hafta sonları dilerim. Yalnız
Şu sözü fakültenin alnındaki şu sözü unutmayalım. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Evet hocam. Evet, sayın hocam çok teşekkür ediyorum Ayşe Ata hocam. Bize yani çok kapsamlı bir sunum yaptınız öncelikle. Yani ikincisini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Açılış sırasında söyleyemedim. Lütfen devam edin. Yani bu bildirinizde kaynaklarıyla bilgileri genel olarak nereden aldığınızı söylediniz. Ayrıca orijinal bilgiler de ilave ettiniz. İlk defa duyduğumuz bazı varsayımları, tahminleri de gösterdiniz bize. Yani ben bu yönüyle sunumunuzu orijinal buluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani ikincisi de sanıyorum yine arşiv malzemelerini kullanarak çok orijinal bilgiler çıkacak. Evet, evet. Hem bölümünüzün hem de fakültemizin tarihi açısından son derece önemli. Teşekkürler, yani. Teşekkürler ben hocam. Geleneksel olarak bildirileri şöyle özetliyorum. Hocam sizin sunumunuzu, yani bu konferanstaki değerli sunumunuzu 8 alt başlıkta toplayabiliriz. Yani birinci bölümde tarihe bakış olarak adlandırdınız. Bu bölümde özellikle Türk Tarih Kurumu'nun kurulması ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında tarih ilmine ve Türkolojiye bakışın temel ilkelerini ortaya koydunuz. 1932 yılındaki Türk Tarih Kongresi'nin düzenlenmesi ve buradaki tartışmaları gündeme getirdiniz. Ama ana hatlarıyla burada konulan temel görüşün dünyadaki diğer medeniyetlerin de Orta Asya kaynaklı olduğu ve Türkler tarafından taşındığı şeklindeki görüşün tartışılması oldu. Bunu söyleyelim. Yine yani başlığınız bence çok isabetli olmuş Türkoloji adı altında. Biz her ne kadar günümüzde fakültemizde de tarih ve Türk dili ve edebiyatı diye okutsak da Batı'da pek çok üniversitenin bu iki bölümü Türkoloji adıyla okuttuğunu evet. da biliyoruz, devam ettiğini biliyoruz. İkinci diliminizde dile bakış tartışmaları. Yine aynı şekilde 1932 yılında 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Burada dil kurumunun kuruluş amacı, ilkeleri neler olduğu konusunda ve özellikle Atatürk'ün milli his ile dil arasında bağ çok kuvvetlidir sözü üzerinden Türkçe üzerinde Cumhuriyet döneminde düşünülen gelişmeleri çok çok eskilere gittiğini bize Bilge Kağan yazıtı üzerinden o güzel telaffuzunuzla teşekkür ederim. Yani o konudaki uzmanlığınızı da göstermiş oldunuz bize. Çok teşekkür ederim. Yani Bilge Kağan yazıtlarından, Kutatkuk Bilik'ten, Muhakemet-i Lugateyn'den ve günümüze Cumhuriyet döneminde hazırlanan derleme sözlüğü ve tarama sözlüğüne kadar bu bağın nasıl kurulduğunu anlattınız. Üçüncü bölümde ise akademik düşüncenin çağdaş adımları başlığı taşıyordu. Osmanlı döneminde 1845 yılında kurulan Darülfünun'dan hatta daha ötesinden giderek Mühendishane-i Bahru Hümayun'dan başlayarak eğitim kurumları üzerindeki gelişmeleri anlattınız. Ve sonunda yine şunu söylediniz. Siz orijinaliyle söylediniz ama ben biraz sadeleştireceğim. Yani hayat içtimaiyenin ihtiyaca tedafi uyumlu evet. hale gelmesi. Yani sosyal hayatımız ihtiyaçlarıyla uyumlu evet. hale gelmesi ve medeni hayatla uyumlu olması şeklinde. Zamane mekana uyum sağlaması. Uyum sağlaması şeklinde yani özetleyebileceğimiz bir anlayışla bu eğitim kurumlarının modernleştirilmesi hareketlerinden bahsettiniz.
Yine 1933 yılında Darülfünun tabelasının İstanbul Üniversitesi ile yine üniversite reformu çerçevesinde yenilendiğinden bahsettik. Ve bu gelişmelerde yine Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kültür politikalarının temelini oluşturan tarih ve dil çalışmalarına Darülfünun'un yeteri kadar katılamaması, belki de eşlik etmemesi üzerine çalışmaların büyük ölçüde Ankara'ya merkezli olarak sürdürülmesi, yine aynı şekilde daha önce Ankara'ya Adli Hukuk Mektebi'nin, bizim şu anda hukuk fakültesi olarak devam ettiğimiz, yine Ziraat Fakültesi'nin Osmanlı döneminde kurulan, Veteriner Fakültesi'nin ve Mülkiye'nin 1937'de taşınmasından bahsederek Ankara'nın kültür ve üniversite hayatında Cumhuriyet'in de merkezi olma konusundaki atılan adımlardan bahsettiniz. Beşinci aşamada ise Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşu başlığını verdiniz bize ve bu dönemde yine 1935 yılındaki tarihli 2795 sayılı kanunla Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulması, muallim yetiştirmek, belki 31'de kurulan Türk Tarih Kurumu, 32'de kurulan Dil Kurumu'na da yani eleman ve kaynak sunmak şeklindeki düşünceden bahsettiniz. Yine bu konuda Bruno Taut'un yani çizimlerini yaptığı ve inşa ettiği, Atatürk'ün de sağlığı boyunca denetlediği ama açılışını göremediği ve halen kullanmakta olduğumuz binamızdan ve ondan önce Efkaf apartmanındaki başlamadan yine yaklaşık 40'ı yatılı olmak üzere yaklaşık 4 kişiyle 1936 yılında eğitim ve öğretime daha kurulur kurulmaz hemen bir yıl içinde 35'te kanunu çıkan bir fakültenin 36'da öğrenci alarak Etnografya Müzesi'nde yapılan açılış konuşmasıyla eğitim ve öğretime başlamasından başladık. 9 Ocak 1936 yılındaki açılış konuşmasıyla başladık. 6. bölümde hocam Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşundaki kadrolarından bahsettiniz. Yani yine bugün adını taşıdığımız ilk dekanımız Muzaffer Göker salonunu, yine ilk öğretim üyemiz yani kadrolu ilk öğretim Bekir Sıtkı Baykal, Şemsettin Günaltay, Fuat Köprülü gibi insanların, Abdülkadir İnan gibi insanların fakültemizde ders vermeye başlamasından, yine Almanya'dan Nazi zulmünden kaçan profesörlerin eğitim sistemine kazandırılmasından, Sümer, Akat, Çin, Hindoloji, coğrafya gibi alanlarda bu elemanlardan yararlanılmasından ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin profesör kadrosunun tamamlanmasından, bunu da yine kaynaklardan, gazetelerden bize derleyerek sundunuz. Yine çok önemli bir alan, bu kadrolar oluşturdu, fakülte kuruldu ama öğrenci nasıl alındı konusunda. Evet. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girme koşulları başlığı altında, 7. alt başlıkta. Bize bunu anlattınız, çok enteresandı. Yatılı talebe olarak alınacaklar ve normal alınacaklar. Bu anılarda da biraz karışıyordu, benim açımdan da biraz aydınlatıcı oldu bu yönüyle. Yani fakültede hem yatılı okuyanlar var, hem de yani normal gelenler var. Bunların hangi şartlarla alınacağı ve ilk kişilerin listesini de bize sundunuz bu yönüyle. Çok keyifli bir sunum oldu benim açımdan da. Ki bu isimlerin pek çoğunu daha sonra biz kendi alanlarında yani dil tarihi de bir gücü olarak yani yetişerek bütün dünya çapında hem Ankara'da hem de dünyanın değişik üniversitelerinde görev aldıklarını eserleriyle
takdir topladıklarını göreceğiz. Ama öğrenciliklerinden itibaren nasıl takip edebildiğini ve bir bakımında da dil tarihin kurulma amacının da nasıl kişiler üzerinden belki gerçekleştiğini, yani büyük adımlar atıldığını anladık. Son bölümde ise Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü, o zaman bölüm isminden daha çok enstitü tabirinin, coğrafyada da bunu görmüştük. Diğer alanlarda da enstitü tabirinin kullanıldığını, daha önce Türkiyat tabiri yerine Türkolojinin tercih edildiğini bu çalışmada çok güzel anlattınız. Ayrıca bu Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydedilen ilk öğrenciler benim listesine büyük bir çabayla, yani ortaya çıkarılmış, yani siz daha sonra biz özellikle bayan hocalarımızın, yani evlenmeden önceki soyadlarıyla birlikte yani tespitini de başarıyla yapılmış gözüküyor. Yani burada siz de andınız Vecihi Hatipoğlu hocamıza rahmetle. Evet. Zeynep Kovuşmak hocamızı da Allah uzun ömür versin. Saygıyla analım burada. Kendilerini daha öğrencilik yıllarından itibaren. Ama yine aynı şekilde burada ilk ders programlarını yine kaynaklardan varmaya çalıştım. Evet, öğrencileri özellikle yani karneler üzerinden ve bu yine aynı şekilde ders programlarını, yani anladığımız kadar ilk ders programlarında 5 dersten bahsettiniz. Yani dil genel bilgisi, evet. Türkoloji, güneş dil teorisi, yani bu da çok ilk enteresan. Önce o. Evet. Yani ders olarak okutulması, yani karnede çok enteresan gerçekten. Kelime kuruluşu ve söz kökenleri olarak verildiğini. Evet. Bunların da kimler verilebileceği konusundaki önerinizi de çok teşekkür ediyorum. Yani bu yönüyle çok orijinal oldu. Yani genel dil genel bilgisini AKOP Dil Açar'ın verebileceğinde. Evet. Türkoloji Abdülkadir İnan, Güneş Dil Teorisini Bilmen, Kelime Kuruluşunu Sahim Ali Tankut ve söz köklerini de Hasan Reşit hocaların verebileceğini önermesini. Tabii ki yazdıkları yazılardan öyle bir tahminde bulundum ben. Evet, bence mantıklı. Tabii muhakkak onu teyit edecek ya da farklı görüştürecek kaynaklar da fakültemizin arşivlerinde belki hala bulunabilir. Yani bu yönüyle çalışmalarınız çok değerli. Daha sonra bu programın nasıl geliştiğini de bize gösterdiniz. Yani bu derslere ilave dersler nasıl geldi? Edebiyat tarihi gibi, şart Türkçesi gibi, gard Türkçesi gibi, Türk dil bilgisi gibi, yani halk edebiyatı gibi. Nehçeler gibi. Evet. Türk nehçeleri dersi gibi. Evet. Sizden bu şeyleri biz görüyoruz ki 42'de aynı şekilde mukayeseli Türk grameri gibi, Türk lehçeleri gibi ki sanıyorum bu dersler aynı zamanda sizin bölümden çıkan fakültemizdeki diğer bölümlerinin de pek çoğunun temelini attı belki. Yani halk bilim gibi, Türk lehçeleri gibi daha sonra. Zaten önceden, yani ben biliyorum, halk bilimi yoktu. Bizim dönemimizde halk bilimi açıldı. Bölüm olarak açıldı. Evet. Bu şekilde yani içinizden de pek çok bölüm çıkaran. Evet, Çağdaş Türk Lehçeleri ben asistanken kuruldu. Evet. Asistanlığımız benzer yıllarda hocam. Evet, evet. Ama evet. Kökenlerinin buradan ve yine yani isabetli bir şey, Saadet Çağatay hocayla belki ilk kurulduğunu, kendisinin de Kırım Kazan coğrafyasından olduğunu hatırlatırsak isabetli bir Kadirinan da o coğrafyadan. Evet, olduğunu da düşünürsek bu yönüyle yani sunumunuz için çok çok teşekkür ediyorum hocam. İkincisini ben teşekkür ederim.
İkincisini de hocam isterseniz yeni yıldan sonra kabul ediyor musunuz yani? Tabii ne demek hocam, memnuniyetle bize böyle güzel sunumları her zaman bekliyoruz. Eğer hazır olduğunuz zaman bildirin, hemen tekrarlayalım. Onun için hazırlanmam lazım. Lütfen evet. Zaman bakımından şey yapmayın. Ben size haber veririm. Tabii. Tamam mı? Zaten şeye kadar hocam, Şubat ayına kadar programımız belirli. Ondan tamam. Sonraki bir tarihte lütfen ikincisini de sizden alalım. Biz yeni eğitim öğretim yılına başladık. Ama bu konferans serilerimize devam edeceğiz. Yani bu yönüyle bütün bölümlerimizde ve diğer, hatta ana bilim dalına kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Diğer seri kolumuzda biliyorsunuz Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi değerleri, onlara da devam ederek böylece hem fakültemizin tarihi hem de Türk kültürüne, tarihine, kültür hayatına katkılarını fakültemizin neler olduğunun daha iyi anlatıldığı kanaatindeyim. Katkılarınızdan dolayı Sayın Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca yardımcılarınıza da çok teşekkür ederim. Ve bu sunumun bu şekilde yayımlanması için desteklerinden dolayı Ali Narin arkadaşımıza da teşekkür ederim. Ve jenerikte Can ve Ece ünlüler vardı. Onlara da çok teşekkür ederim. Evet, umarım sizleri hafta sonunuzu sıkıcı bir hale getirmedim. Bu kadar. Tam tersi hocam, çok zevkli bir sunum oldu gerçekten ve bilgilendirici oldu. Sanıyorum ilgi duyanlar için çok keyifli bir hafta sonu oldu. Ben de başta bu teknik imkanı, bu sunumu müsaade eden ve bizleri her zaman teşvik eden Sayın Rektörümüz Profesör Doktor. Evet, onu unuttuk. Rektör Bey'e de çok teşekkür ederim. Necdet Ünüvar'a bizi bu konferanslar sırası boyunca hiç yalnız bırakmayan Sayın Dekan Yardımcımız Doçent Doktor Murat Küçe'ye, teknik olarak bizi bu imkanı hazırlayan ve her zaman yanımızda olan Ali Nari'de ve bütün katılımcılara, izleyicilere teşekkür ederek bugünkü konferansımızı kapatıyorum. İyi günler efendim. İyi günler. Evet, sağ olun.